Efendim, İş Dünyası programımız bugün ikinci gününde de İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'deyiz ve dün de dedim ya, benim için gerçekten çok değerli insanların yanına geldim. Tabii herkes birbirinden değerli, herkes değerlidir ama benim gönül verdiğim, dost bildiğim, kardeş bildiğim, abi bildiğim dostlarımın yanına geldim. Sağ olsun hiçbiri kırmadı. Dün sevgili Sinan Bey'e dedim ki, Sinan'ım senin orayı çekeceğiz mi? Ne demek çekeceğiz? Tabii ki çekeceğiz dedi. O zaman dedim kamerayı, tripodu götürmüyorum. Götürme abi dedi. Geldim. Şimdi evlatlar arkada aslan gibi. Ya benim de şansım ne biliyor musun? Benim yardımcım çok az. Önce bir sunum aldılar. Dedim ki Allah'ım biz işi kaybedeceğiz bu gidişten. Adamın kendisi mimar. Mesleği de avize. Dükkanın adı oldu Mimar Sinan Avize. Bir tanıyalım mı sizi? Mimar Sinan Avize, Sinan Demir. Biz Mimar Sinan Avize olarak bu işe gönlümüzü, kalbimizi verdik. Ve camileri aydınlatma konusunda bütün ortak çalıştığımız arkadaşlarla mükemmel ve başarılı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Şükürler olsun ki Rabbimize Mimar Sinan Avize olarak Amerika'da, İsviçre'de, Hollanda'da, Almanya'da eserlerimiz var. Uluslararası da çalışıyoruz. Türkiye'de birçok eserimiz var. Ve aldığımız yorumlar çok güzel. Bu bizi daha çok motive ediyor. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıp insanlara daha güzel, daha iyi, daha mükemmel şeyler vermeye çalışıyoruz. Aydınlatma sektöründe çok farklı tasarımlarımız da var. İnşallah bu şekilde yolumuza, evlatlarımızla, bizden sonraki gelecek olan nesille devam etmeyi düşünüyoruz. Allah'ım nasip ederse. Tam onu soracaktım. Yani bir nevi aile şirketi gibi. Evet. Hatta tasarımların senin tarafından yapıldığına. Duydum. Normalde az önce biz burada bir esprisine çekim yapalım dedik çocuklarla ama dedim ki eyvah, bunlar bu işi de gerçekten kavrayacaklar. Orada kulak misafiri oldum. İşte bu Ay Yıldızlı avizemiz geçen sene geldiğimde de çekmiştim. Onun haricinde etraftaki, tabii ki burası camiyi getiremediğimiz için ancak resimlerle, broşürlerle uygun oluyor. Onlara da ben mikrofonu verip size bana bu konuda yardımcı olmanızı isteyeceğim. Şunu soracağım. Cami sektöründe, otel sektöründe avize şu an güzel devam ediyor. Peki avizecilik sektörünün bitme ihtimali? Çünkü ülkemizde birçok sektör bakıyorsunuz belli bir dönemde bitiyor. Ama ben bu güzelliklerin, eğer öyle bir tehlike varsa çok üzülürüm. Avizecilik sektörünün ben aydınlatma, insanlar yaşadığı sürece mutlaka mekanlarını aydınlatacaklar. Camilerimiz mutlaka aydınlanması gerekecek. İnsanlarımız bu aydınlatmaya ihtiyaçları var sonuçta. Ve ben bu sektörün biteceğini düşünmüyorum ve devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye belki bir geçiş döneminde olabilir. Krizler, sıkıntılar yaşanmış olabilir ama yani biz ülke olarak bunları da atlatacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu ülke çok zorluklardan, çok meşakkatli işlerden geçti. Bunu da Allah'ın izniyle atlatılacak ve daha iyi, daha güzel şeyler yapılacak diye düşünüyorum. Yani karamsar bakmamak lazım. Ben hiçbir zaman karamsar bakmıyorum. Çünkü ben buraya gelene kadar çok zorluklarla geldim, kazıyarak geldim. Ondan dolayı bana zorluk diye bir şey yok. Ben zor da olsa başarılacağına, başarabileceğine, insan isterse, severse, kalbiyle yaparsa başaracağına inanıyorum. Şimdi ben de öyleyim. Mesela işimi severek yaptığım için yorgunluk hissetmiyorum. Peki şey soracağım Sinan Hanım. Mimar Sinan Avize nerede ve şu ana kadar neler yaptı? Çok büyük projelerde yer aldığını çok iyi biliyorum ama bunları senin ağzından duymak istiyorum. Tabii ki Mimar Sinan Avize Eyüp Sultan'da Topçular Mahallesi'nde faaliyet gösteren, imalatı olan bir firma. Ofisimizde zaten binamız kat kat, üç katlı bir binamız var.
burada faaliyet gösteriyoruz. Mimar Sinan Avize nereleri yaptı diye sordunuz. Güzel bir soru. En son yaptığımız takdire şayan iki projemiz oldu. Şükürler olsun Rabbimize ki nasip eyledi. Ayasofya Camisi'nin, Ayasofya-i Kebir Camisi ki üst kat Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız tarafından açılışı yapıldı. Topkapı Sarayı'nı Rabbim nasip etti. Yani Topkapı Sarayı Baruthane bölümü yeniden yapıldı. Orayı yapmak bize nasip oldu. Ankara Gata Askeri Hastanesi'ni yapmak Rabbim nasip etti. 6 metre çapında kutulu bir avize ki zor bir avize. Kuveyt Türk Külliyesi'ni yapmak Şekerpınar'da yapmak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun ki Rabbim nasip eyledi. Kütahya Müftülük Külliyesi'ni yapmak nasip oldu. Kütahya Hava Tugayı Camisi askerinin içerisinde gerçekten beni çok duygulandıran, beni çok kalben çok mutlu eden bir eser. Güzel bir eser. Onu ben duymuştum. Herhalde Ay Yıldızlı avizemiz. Evet. Ay Yıldız Hava Tugayı olduğu için gönlümüzde, kalbimizde bir yeri var. Şehitlerimiz var. Biz dedik ki burayla, ismiyle müsemma bir şey yapalım. Hoş bir şey olsun diye düşünerek benim o anda aklıma ya buraya Ay Yıldız yapsak çok yakışır diye düşündüm. Kütahya müftüsü, il müftümüz Hüseyin Bey'le de bu konuyu paylaştığımda ya Sinancığım olur ama nasıl yapacağız, nasıl bir şey yapacağız? Dümdüz bir Ay Yıldız olmaz ki buraya dedi. Biz o zaman bir çalışma yaptık ve kalbimizle, gönlümüzle yaptığımız çalışma Rabbime şükürler olsun ki çok güzel bir proje oldu. Kelime-i tevhid işte aya kelime-i tevhid işledik ve yıldıza da besmele-i şerif işleyerek kenarlarını Selçuklu yıldızı motiflerle bezeyerek çok güzel bir eser çıktı ortaya. Çok beğendi Hüseyin Bey de sayın il müftümüz. Sayın Cumhurbaşkanımız caminin açılışını yaptı bakanlarımızla birlikte ve onlar da sağ olsunlar çok beğendiklerini, takdir ettiklerini bize söylediler, ulaştı. Çok, biz de çok memnun olduk. Beni çok etkileyen bir eser oldu bu da. Şükürler olsun ki başardık ve güzel bir eser ortaya çıktı. Peki, sonuçta mimarlık var. İç mimarlık var. İç mimarlık. Evet. Ben onu söyleyeyim. Yani iç mimarlık varken bir anda, yani belki bir anda oluşmadı ama Mimar Sinan Avize nasıl oluştu? Mimar Sinan Avize aslında avizecilik derken şöyle söyleyeyim. Biz camide ben hep Allah'a şöyle dua ederdim. Ya Rabbi bana bir hayırlı iş nasip eyle. Yani Rabbim bana camiyi aydınlatmayı nasip etti. Şükürler olsun ki cami olunca, işin içerisine cami girince ben hani şimdi bile konuşurken tüylerim diken diken oluyor böyle. Yani çok değişik bir duygu içerisine giriyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın dünyadaki beytinin şubeleri. Bu bilinçle düşündüğün zaman yani camiden başka bir şey aydınlatamazdım herhalde. Yani cami insanların dua ettiği, Allah'a kendini arz ettiği bir yer. İşte ben o ruh haliyle düşündüğüm zaman cami benim için çok özel bir yeri var. Ve camiyi aydınlatmak Allah'ın bana bahşettiği bir lütuf. Ben böyle düşünüyorum. Az önce sevgili Sinan Demir'in söylemiş olduğu tüylerim diken diken oldu dediğinde ben de gerçekten tuhaf oldum. Çünkü o kadar güzel niyet, o kadar güzel bir iş olarak da karşısına geliyor ki Allah, hani bazı insanlar için derler ya, ne kadar temiz kalbim varmış. Rabbim her zaman kalbe göre karşısına çıkartın her şeyi. Şimdi Sinan'ım şöyle bir şey soracağım sana. Bir avize aşaması. İşte tasarımıydı, çizimiydi, avizenin oluşmasıydı. Bunlardan bir geçiş yapsak. Tabii ki Ahmet abicim. Biz şimdi avizeyi yapmadan önce gidip bir mekana bakıyoruz.
veya da en kötü ihtimalle mekanın fotoğrafları bize geliyor. Biz bu mekana göre bir tasarım yapıyoruz. Yani bu işte camide kubbe var mı, çatılı cami, Selçuklu mimarisi mi, Osmanlı mimarisi mi, hangi mimari olduğundan başlıyoruz. Cami için bir tasarım yapıyoruz. Bu tasarımda işte cami avizenin üzerindeki motifler, yazılar, işte buna göre caminin iç genişliğine, iç büyüklüğüne göre avizeyi tasarlıyoruz. Tabii bu bir aşama ama bizim için çok zor bir aşama değil. Biz artık yıllardan beri bunu yapa yapa baktığımız zaman nasıl bir şey olacağını, zaten ben avizeyi takmadan önce onu yaşıyorum orada. Ben aslında oradan çıktıktan sonra o avizeyi yerine takmış, bitirmiş, ışıklarını yakmış bir şekilde ayrılıyorum. Yani o avizeyi önce kendim hayal ediyorum. Ben bu cami benim olsaydı veya ben bu camiyi yaptıran kişi olsaydım ne yapardım mantığıyla hareket ediyorum. O zaman da çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Herkes de yani bize Allah razı olsun emeğinize yani çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler oldu diye. Daha bitirmedik çünkü ben sevgili kardeşim diyeceğim. Çünkü gerçekten buraya geldiğim her çekim yaptığım kişi benim için çok çok değerli. Ama az sonra yani ben sevgili Sinan'ıma bir mikrofonu vereceğim. Buradaki şeyleri bana gösterdikten sonra avizeleri şu an burası malum fuar bildiğiniz gibi. Sadece burada görsel olarak bazılarını sergilemek için getirdi. Ama dönüşümüz bir sürpriz olacak. Siz bizi izlemeye devam edin. Bakalım sürprizde neler var. Sinan Hanım, o zaman ben mikrofonu vereyim sana. Bu güzellikleri olabildiğince anlatmaya çalışayım. Dilim ondan sonra da ben gerçi senin de haberin olduğunu sanmıyorum ama bir sürpriz yapmak istiyorum. Bakalım ne olacak? Ay Yıldız avizemiz Kütahya Hava Tugayı Camisi için tasarlanan bir avizeydi. Allah'a şükürler olsun ki 3 metre çapında, 1,5 metre çapında yıldızıyla birlikte toplamda 4,5 metrelik bir avizeden bahsediyoruz burada. Şu anda burada da mevcut bir minyatürü. Ay Yıldız avize en güzel şekilde tasarlanıp yapıldı. Burası Çatalca Fatih Sultan Mehmet Camisi için yapılan bir tasarımdı bu da. Kelime-i Tevhid ve Besmele-i Şerif Allah Celle Celaluhu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin isimleri yazılarak bezendi ve led bir avize, led aydınlatmalarla yapıldı. Allah bize Ayasofya-i Kebir Camisi'ni bildiğimiz tarihi eser, ecdat yadigarı Ayasofya-i Kebir Camisi'nin restorasyonunu yapmayı nasip eyledi. Rabbimize şükürler olsun ki yaptık ve teslim ettik. Üst katları artık açıldı. Zaten alt kat ibadete açıktı fakat üst katları açık değildi. Şu anda üst katları da açıldı ve şu anda gezilebilir, görülebilir. Biz Denizli'de yapmış olduğumuz bir eser buradaki. Ahmet Hulusi Efendi Camisi, Almanya'ya yapmıştık. Kutulu bir avizemiz, gerçekten güzel bir avize oldu, takdire şayan bir avize oldu. Efendim, Almanya'ya yaptığımız bir eser. Bu eserde hem kristal taş kullanıldı ve birinci kalite kristal taş bir kutulu avize. Efendim içerisi led aydınlatma. Led spot direkt 220 watt'la çalışan led spotlarla yapıldı. 3 boyutlu bir avize. Kenarları da Selçuklu yıldızlarıyla bezendi efendim. Başka bir avizemizi daha anlatayım size hemen. Hem Selçuklu yıldızı hem de üzerinde Allah Muhammed isimleriyle bezendi efendim. Yine led bir aydınlatma tercih edildi. Kutulu bir avize. Bu da diğer bir avizemizin daha güzel, daha iyi versiyonlarını sunmaya devam edelim efendim size. Yine farklı bir cam teknik. Cam el işi, üfleme cam dediğimiz
bir teknikle yapılan bir cam. İki boğumlu bir cam. Uçlarında pirinç motiflerle bezenmiş. Üzerinde Besmele-i Şerif ve ortasında yine kristal taş ve led aydınlatmayla aydınlatması sağlanmış bir avize. Tabii ki bunlar efendim küçük avizeler. Biz bunların çok çok daha büyüklerini yapıyoruz. Burada tabii ki daha büyük avize sergileyemediğimiz için bunları küçük olarak, minyatür olarak yaptık yani. Daha büyüklerini camilerimizde tabii ki sergiliyoruz efendim. Silivri Selimpaşa Fatih Sultan Camisi. Burada da el işi camlar kullanıldı. Cam uçları, motifleri tarafımızdan tasarlandı. Ve güzel bir eser oldu. Şükürler olsun ki yapıldı ve teslim edildi. Şu anda ibadete açık efendim. Biz en güzelini, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Size en güzel hizmeti en güzel şekilde vermeye çalışıyoruz. Rabbim de şükürler olsun ki muvaffak eyliyor. Her zaman yanınızdayız. Her zaman sizinle birlikteyiz. Biz bu işi kalbimizle yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Sizden de aldığımız sevgi ve dualarla yolumuza devam ediyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Muhabbetle ve hürmetle efendim. Efendim dediğim ya bir sürprizim var. Sevgili Sinan'ımın da haberi yoktu. Şimdi sağımda bir tane prens, solumda bir tane prenses var. Aslında programın başında bir deneme çekimi yapmıştık diye bir espriyle takım gerçekten çok hoşuma gitti. Sorular ve cevaplar dedim ki eyvah ben bunlar kadar soramayacağım diye. Evet seni bir tanıyalım. İsmim Oğuzhan. 10 yıldan beri bu işin içindeyiz. Evet. 24 yaşındayım. Küçüklükten beri babamla birlikteyim. İşlerimiz yani burada şekil ağda gördüğünüz gibi babamla birlikteyim dedi. Sinan Demir'in oğlu Oğuzhan Demir. Bizzat bu işin içindeyim. İmalat, ithalat, ihracat, Almanya, Fransa hepsini yapıyoruz. Proje tasarım ürünlerimiz var. Babamıza destek oluyoruz. Baba mesleği. Babamızın yanındayız. Her türlü arkasındayız. Sıkıntı yok. Şimdi bu tarafa da gelmeden önce şunu söyleyeceğim ben. Sorum üçünüze. Yani soru derken üçünüze duygumu söyleyeceğim. Dün sevgili Salih Kalfa'nın doğum günü sürprizi vardı. Ve babana mikrofon nasıl uzatıldı biliyor musun? Efendim fuarımızın ve sektörümüzün güler yüzlü insanı diye. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Hatta ben paylaşımı da yaptım akşam. İsterseniz gösterebilirim onu. Size baktım. Sizlerin de yüzü gülüyor maşallah. Seni de bir tanıyalım. Hale Bahar Demir. Gerçekten gurur duyulası bir meslek. Yani insanları aydınlatmak sloganımızda olduğu gibi gecenin parlayan yıldızı. Çok gurur duyuyorum yani. Sen bir şey söyleyeyim. Aslında hani bana sorsan ikiz diyeceğim de yaş farkı 4 yaş var. 4 yaş var aramızda. Ben büyüğüm. Sen büyüksün. Abilik yapıyor. Evet yapıyor. Yapmaz mı? Hem de nasıl? Vallahi bu ailede ben abilik, kardeşlik görmem, bir dost, bir sıcak arkadaş, samimiyetlik görürüm. Ben buna var inanıyorum. Var. Tabii arkadaş gibiyiz ya. Öyle abilik yapıyor dediğim yani yeri geldiği zaman. Ama kardeş yani arkadaş gibiyiz. Çok ne yapıyorsunuz? Ben okuyorum. Tabii canım var tabii ki. Yani şurada bir tane şey var. Esma-ül Hüsna var. Onu ben yaptım. Az önce bunları gösterdi, söylemedi biliyor musun? Gerçekten mi? Öyle mi? Söyleyecektim tam da. Yani birden şimdi söylersem hani çok mu acayip olur? Yani çok mu yanlış olur diye düşündüm. Yavaş yavaş. O zaman biz şöyle yapacağız. Şimdi kalkınca sevgili kızımızla beraber gideceğiz. Onu senden mi? Tamam. Olur. Demin çok güzel söyledin. İnsanları aydınlatmak çok güzel, gurur verici bir iş dedin, meslek dedin. Acaba bu değil ya, başka bir meslek olsaydı babamın ya da başka bir iş yapsaydı diye hiç, yani bizim çocuklarımız oluyor bazen bunlar. Böyle bir şey düşündün mü? Tam bizlik meslek bence. Gerçekten bizlik bir meslek. Yani çok seviyorum ben. Parlak, yani aydınlık. Pırıl pırıl duruyor. Hatta kapının önünden geçenler çok pırıl pırıl olduğunu söylüyor. Dönüp dönüp bakıyor.
Çok mutlu ediyor beni açıkçası. Özel bir soru. Odanın avizesinin tasarımını kim yaptı? Ya da odanda avize var mı? Odamda avize tabii ki var. 3 ayda bir neredeyse değiştiriyorum avizeyi. Evet, yeni model geldikçe. Abim tasarlıyor odamın avizeleri. Çok güzel. Sana da geleceğim şimdi. Tasarımları yapıyorsun. Kendi odanda avizenin tasarımı, odanda avize var mı ya da tasarım yapıyor musun? Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsan vizyon sahibi olmalı öncelikle. Biz hep farklı model üretiriz. Bu farklı modelleri ilk önce kendimize deneriz. Babam beğenirse devam ettiririz o işi. Vizyon sahibi demek budur. Yani benim görüşüme göre budur. Şimdi ben yeni model çıktığı zaman onu almadan duramam. Onun için ilk kendime yaparım, odama takarım. 3 ayda bir değil, her ay bizim odadaki avize değişir. Hatta evdeki avize değişir. Öyle söyleyeyim. Ben... Bana çok orayı... masraflı oluyor. Yok, hayır. Ben aslında masrafı biraz da hayıra çevireceğim. Tüm çocukların değişeceği zaman ben geleyim ya bunu tamam de. Onu da ben alayım dedim. Olur abi, nasıl arzu edersen. Şöyle ki, şimdi çocuklar yeni bir model yapıyoruz. Yeni bir tasarım gerçekleştiriyoruz. Diyoruz ki hani bunu herkes beğenir mi acaba? Bir önce kendi eve götürüyoruz. İşte hanıma soruyoruz, bu nasıl olmuş? Eğer olmuşsa... Abi bir dakika... Şimdi bir de İçişleri Bakanı'nın kararı alınıyor. Evet. Yenge Hanım selamlar, biz seni unuttuk, özür dilerim. Vallahi helal olsun. Evet. Sonra diyoruz ki işte üzerinde kritik yapıyoruz hep beraber. Şurası daha iyi olabilirdi. Şurasını şöyle yapalım. En son halinde artık biz son haline getirdikten sonra bir tane bitmiş olarak eve getiriyoruz. Evde yakıyoruz, ışıklarını yaktıktan sonra geçip seyrediyoruz. Evet olmuş. Dediğimiz gibi olmuş, çok da güzel olmuş deyip ondan sonra adetli yapıyoruz zaten biz 50, 100, 200 adetli yaptığımız için onu çok rahatlıkla biz kendimiz beğendikten sonra çok rahat bir şekilde diğer insanlara da tavsiye edip kullanmalarını sağlayabiliyoruz. Ya ne kadar güzel. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hani evi kıskandığım gibi komşularını da kıskandım. Mutlaka o evin o avizenin ışıkları dışarıya da parladığına inandığım için. Efendim normalde iş dünyası programı ama burayı biz aile programına çevirdik. Ben bu iki pırlanta gibi evladı ekrana taşımak istedim. Sevgili Sinan Hanım'ın yüzü gülüyor dedim ya. Gerçekten çocukların da yüzü gülüyor. Allah her şeyi o güzel gönlünüze göre versin. Biz burada veda yapıyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere diyeceğim ama sevgili Halil'in Sinan'ım tarafından gösterilmeyen o tasarımını göstereceğiz. Ondan sonra veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Evet, bunu ben tasarladım. Allah'ın 99 ismi var. Babamın göstermediği ürün buydu işte. Aslında bunu daha böyle ışıklandırmayı düşünüyoruz. Şöyle, ben aslında tavanda da çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Ama daha çok evlere, yani böyle duvarlara, kenarlarını böyle ışıklandırıp içinde parlasın şu şekilde. Aynen bu şekilde olmasını istiyorum. İnşallah olur o da yakın zamanda. Çok teşekkür ederim.